Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Batu Ayı, Fenerbahçe'de gerçekten oynadığı zamanlarda çok büyük katkı sağladı ama yaşadığı sakatlık sonrasında tabii Fenerbahçe'de etkilendi yok evet. açıkçası. Şimdi diline, futbol bilgisine, geçmişteki başarılarına... Çok saygı duyduğum çok sevdiğim iyi dostum e, Feyyaz Uçar bu iyi. Beşiktaş'ta izlediği zaman şimdi kanaati değişmedi tabi muhasır diye e, kuşatan tanımlardı. evet sizden öğrendim kuşatan saran baskı altına alan Batşuay diyor bir nokta santrforu değil dolaşan gezen e, oyunu bilen bir santrfor diyor çok kıymetli diyor. Beşiktaş'ta zaman zaman yaşadığı gol kaçırma gibi talihsizlikleri Fenerbahçe'de kaçırmıyor. Penaltı kaçırdı galiba değil mi? Yo Valencia kaçırdı. E, Valencia son kaçırdı. şu ay bir de son dakikalarda mesela 3 puanı çok getirdi Fenerbahçe. Evet evet. Bir kere etkili, yıpratıcı bir güç. Geçen gün Aykut'la Şenol Çorlu'nun... Birlikte oynadığı geçmiş yılların Fenerbahçe'sini izledim. İki tane iddialı golcü, iki iddialı golcü takımın e, yani iz bırakan golcüleri. E, Batu de onlardan biri olabilir. Eynar Valencia'nın yerinde de Duvan Zapata. Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Takımda geleceğe en çok merak edilen isimlerden biri de Ekvadorlu golcü Eynar Valencia. Sarı lacivert takım Deyner Valencia'nın takımlara ayrılması şu aşamada daha kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Fenerbahçe bunu önlem olarak Atalanta'dan Duan Zapata'yı gündemine aldı. Güçlü bir hücum departmanı oluşturmak isteyen Kanarya, Atalanta'dan ayrılacak olan 32 yaşındaki Kolombiyalı Yıldız için temaslarını sıklaştırdı. Deneyimli isim bu sezon 27 karşılaşmada görev alırken 2 gol attı, 5 de asist yaptı. Duvan Zapata sırasıyla Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria ve Atalanta formaları giydi. 32 yaşındaki futbolcu Kolombiya milli takımı ile 34 maça çıkarken 4 gole imzasını attı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe dünya ünlü hoca ile görüşüyor. Fenerbahçe için Brezilya'dan flash bir teknik direktör iddiası gündeme geldi. Son olarak Brezilya'yı çalıştıran ve Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Tite'nin Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü. Yol Esport'a göre Tite'nin Brezilya dışından 4 takımda görüştüğü ve bu takımlardan da birinin Fenerbahçe olduğu aktarıldı. Tite'nin Kornitians'tan gelen teklifi geri çevirdiği ve ailesine 2023 yılında Brezilya'da çalışmayacağına dair söz verdiği, bu nedenle yurt dışından takımlarla görüşmeler yaptığı aktarıldı. Gazeteci Bruno, Tite için El Hilal ile görüşmeler yapıldığına dair bilgilerim var ama aralarında George Jesus'un yer aldığı başka seçenekler var. Ancak Suudi Arabistan'daki öncelik George Jesus'un milli takımın başına geçmesi. Zaten görüşmelerde devam ediyor. Tite ise El Hilal için favori olmasa da favorilerden biri dedi. Ayrıca sözlerine El Hilal ile yapılan görüşmelerle paralel olarak Tite'nin 3 kulüplü daha görüşünü öğrendim. Tite kariyerindeki bir sonraki adımın ne olacağını hala karar vermiş değil. Yunanistan'dan Olympiakos'ta George Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe olduğunu tahmin ettiğim bir Türk ekibiyle ve Japonya'dan bir takımda görüşüyor sözlerini sarf etti. 62 yaşındaki tse kariyerinde Brezilya milli takımı dışında Gremio, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, El International, El Vata gibi takımlarda görev yaptı. Sezon başında George bir yıllık sözleşme imzalayan Sarılar Cüvertler'de Portekizli teknik adamın geleceği de belirsizliğini koruyor. İrfan Can kahveciye dirsek atıp yere yağmıştı. Fulumu reddetti Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Kanarya araçlarını sürdürürken bomba bir transfer gündeme geldi. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma durumuna göre transfer edeceği ismi buldu. Yıldız oyuncu için ezeli rakip Galatasaray'ın da de devrede olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile birçok oyuncusu için teklif mektupları almaya başladı. Ferdi Kadıoğlu için Ajax, Napoli ve Newcastle United gibi birçok takım ilgileniyor. Yönetim takımda tutabilmek adına ikna çalışmalarına başladığı Ferdi için belirlenecek bonservis dışına çıkmayacak. İlgili kulüplerle de pazarlık yapmama kararı aldı. Sivas maçı sonrası konuşan 23 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivert takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizliği sürdürdü. Ben kupaya odaklanmış durumdayım. Benim açımdan düşünülmesi gereken en önemli şey bu şeklinde yanıtladı yönetim üyesi raporuyla Ferdi'nin yerinin de olmayacağı düşüncesinde Ferdi ve Osay Samuel'in ayrılık ihtimallerine karşın sabek transferi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Ren'in sabek hamarı turu ile ilgileniyor. Lekip'in haberine göre Malili Sabek'in 6 yıllık ren kariyeri sona ermek üzere. Nisan ayında 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı bitecek olan Turaro için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da de devrede olduğu aktarıldı. Fulham'ın Ocak ayında istediği ve 3,5 milyon sterlin teklif ettiği oyuncunun Premier League'e gitmediği ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe yerli kuralını da düşünerek Mert Müldür'le de ilgileniyor. Fenerbahçe'den Paredes sürprizi. Yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla donatma kararı alan Fenerbahçe Süper Lig'de dengeleri bozacak bir ismin peşine düştü. Fenerbahçe, bonservisi Paris Saint Germain'de olan ve bu sezon Juventus'ta forma giyen Arjantin'de ön libero Leandro Paredes'i istiyor. Fransız ekibinin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki milli tangocunun menajeriyle kurulan temasta ışık göründü. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yaparak Paris Saint Germain ile bonservis pazarlığına oturacak. 4 yıl önce 40 milyon euro bedelle Zenit'ten Paris Saint Germain'e transfer olan Paredes'in mevcut piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer alan Paredes eğer transferi gerçekleşirse Ortega, Sosa ve Perotti'den sonra Fenerbahçe'de dördüncü Arjantin'de olacak. Fenerbahçe genç yıldızının fiyatını belirledi. Bel fıtığı ameliyatı sonra sahaya inen Altay Bayındır artık gelecek sezonu bekliyor. Geçimiz Nisan ayında ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı başarılı bir tedavi süreci geçirmişti. Tecrübeli Flevekti'sinin önümüzdeki günlerde de takımla birlikte etmanlara başlamasının beklendiği öğrenildi. 6 ay takımından uzak kalsa da özellikle yerine eldivenleri gelen İrfan Can ve 7 Ertuğrul çetinde yakından ilgileniyor. Öte yandan Alioski bağlı. Suudi Arabistan'ın el Ahli takımından kiralık olarak alınan Ezcan Alioski bir türlü kendisini teknik direktörü Jesu'a kabul ettiremedi. Bu sezon Süper Lig'de forma gidiği 17 maçın sadece 7'sinde 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki Solbeck'in geleceğinin Jesu'a bağlı olduğu konuşuluyor. Portekizli hocanın kalması durumunda Alioski ile yola devam edilmeyeceği düşünülüyor. Osai Samuel ülkesine dönmek istiyor. Fenerbahçe İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Asuai Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu ülkeden bazı kulüplerin Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı da belirtiliyor. Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds United'la Premier Lig'e e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetimde Nijeryalı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirecek. Öte yandan tartışmasız bu sezonda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu her sezon performans anlamında üstüne koyarak yoluna devam ediyor. 2018 yılında Hollanda'nın Necknaymegen takımından transfer edilen Hollanda doğumlu Ferdi normalde kanat oyuncusu olarak alınmıştı. Ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle Ferdi hem sol hem de sabek oynayabilen bir futbolcuya dönüştü. Pereira ile kariyerinde dev bir adım atan tecrübeli futbolcu daha sonra A milli takımımızı tercih etti ve ay yıldızlarında değişilmezleri arasına girdi. Ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni kazanan 23 yaşındaki yıldızı Avrupa'nın birçok kulübü transfer listesine çoktan dahil etti. Sarı lacivertlerle sözleşmesi 2026 yılında bitecek tecrübeli futbolcu İtalya'dan Napoli ve Milan, Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Anderlet ve Hollanda'dan da PSV aynı onun istediği konuşuluyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusunu satmak konusunda aceleci davranmak istemediği, Ferdi isteyen kulüplerden de bonservis beklentisi olarak 25-30 milyon euro arasında bir gelir beklediği öğrenildi.